Merhaba arkadaşlar. Yeni başladığım bu serimde sizlere bölüm bölüm sinematografiyi anlatacağım. Sinematografiyi bilmek size yönetmenin sunduğu deneyimi anlamakta ya da kendi mesajınızı seyirciye anlatmakta yardımcı olacaktır. Bu serim için ilk bölüm olarak sinemanın gözü olarak tabir edildiği için lensleri ya da diğer adıyla objektifleri seçtim. Bu bölümde size lensleri tanıtıp filmlere etki eden anlamlarını ifade edeceğim. İyi seyirler dilerim. Lensler, basitçe ışığın iletilerek görüntü oluşmasını sağlayan bir çeşit mercektir. Yönetmenlerin elinde bu lensler kendi bakış açılarını bizlere anlatmada estetik bir araca dönüşür. Çeşitli lenslerin kullanımı, karakterlerin ruh halinden izleyen kişiye yaşatılacak deneyime kadar geniş bir yelpazeyi etkiler. Yönetmenlerin aralarında tercih yapma imkanı bulunan bu lens çeşitleri genellikle odak uzaklığına göre sınıflandırılır. Peki odak uzaklığı nedir? Odak uzaklığı film veya sensör düzeyinden merceğin optik merkezine kadar olan mesafedir. Şimdi isterseniz bu lensleri inceleyelim. İlk olarak odak uzaklığı 50 mm olan lenslerle başlayalım. Bu lensler insan gözünün gördüğü görüntüye en yakın görüntüyü verdiği için standart olarak kabul edilir. Japon sinemasının tanınır yönetmenlerinden Yasujiro Ozu bütün filmlerini 50 mm'lik lensle çekmiştir. Daha çok filmlerinde sıradan insan hayatı temaları üzerinde duran bu yönetmenin 50 mm'lik lensle filmlerini çekmesi tesadüf değildir. Ünlü gerilim yönetmeni Alfred Hitchcock da filmlerinde bolca 50 mm'lik lensi tercih etmiştir. Diğer bir lens çeşidi olan geniş açı lenslerde ise odak uzaklığı küçülür. Odak uzaklığı küçüldükçe açı büyür ve bize uzun ve geniş bir görüntü verir. İlk başta ufak bir kısmı görülen dağın geniş açı lense geçişiyle birlikte tümü görünür. Basitçe odak uzaklığı 35 mm'den küçük olan lensler geniş açı lens olarak adlandırılır. Geniş açı lensler odalar gibi dar alanlarda bize geniş bir görüntü verebilir. Ya da belirli bir ortamı tanıtmak için kullanılabilir. Geniş açı lensin ders kitaplarında anlatılacak kadar güzel kullanımına sinematografisiyle öne çıkan filmlerden biri olan Citizen Kane filmi örnek verilebilir. Başka bir göze çarpıcı örnek olarak Diriliş, The Revenant filminin tamamı geniş açı lens kullanılarak çekilmiştir. Bu sayede seyirci doğayı, vahşi yaşamı geniş bir açıyla görür ve bu yaşamla bütünleşir. Geniş açı lens doğrusal açıyı bozar ve derinlik algımızı fazla vurgular. Geniş açının abartıldığı, neredeyse 180 derece yakın bir derecede çekim yapan balık gözü lenslerde bu bozulma gözle görülür bir şekilde anlaşılır. Bazı sahnelerinde ultra geniş lens etkili kullanan filmlere Requiem a Dream, The Favorite, I'm sorry. örnek verilebilir. Lens kullanımı sabit kurallara dayalı olmak zorunda da değildir. Belirlenen kalıpların dışına da çıkılabilir. Lenslerin nasıl kullanılacağı tamamen yönetmenlerin yaratıcılıklarına bağlıdır. Örneğin geniş açı lensler kalıplaşmış kullanımının dışında bireyin psikolojik olarak karakterin yalnızlığını hissettirmek, gibi farklı görevlerde de kullanılabilir. Sinematografinin büyüleyiciliği işte tam olarak buradan gelmektedir. Peki, odak uzaklığını azaltmak yerine arttırsak ne olur? İşte burada telefoto lensler işin içine giriyor. Odak uzaklığı arttıkça açı küçülür ve bize standart lenslere göre daha dar bir görüş açısı sunar. Fakat görüntü büyür. Tablomuza bakarsak tabloda dağın ufak bir kısmı ev ve ağaç gözükmektedir. Telefoto lense geçince dağ ve evin bir kısmı kadrajdan çıkar
ve görüldüğü üzere ağaç diğer nesnelerden izole olur. Telefoto lensler izole çekimlerde, yakın çekim oyuncu mimiklerinde, röntgenci efekti veren uzaktan gözetleme sahnelerinde bolca kullanılır. Odak uzaklığı çok arttırılırsa makro lensler elde edilir. Çok yakın çekim gerektiren görüntülerde makro lens kullanılır. Ayrıntı gerektiren sahnelerde doğa çekimlerinde makro lensler kullanılabilir. Şu ana kadar lensleri ayrı ayrı ele aldık. Bir de lenslerin bir arada olduğu zoom lensler, yani değişebilir odak uzaklıklı lensler de mevcuttur. Bu lensler geniş açıdan telefoto lense göre farklı odak uzaklıkları içerir. Lensler hakkındaki bölümümüz şimdilik bu kadardı. Videoda üstünde durmadığım lenslerin alan derinliğine etkisi ve anamorfik lensler gelecek videoların konusu. Bu videoları kaçırmamak için takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.